Arkadaşlar, merhaba, bugünkü konumuz felsefeyi tanıma, felsefenin sözcük anlamı, felsefe hikmet ilişkisi ve felsefi düşüncenin nitelikleri. Değerli arkadaşlar, ilk konumuz felsefenin anlamı ve konusu. Felsefe, kelime anlamı olarak pilio, sevgi ve sopya bilgelik kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu manasıyla felsefe bilgelik sevgisi demektir. Öyleyse filozof da bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof hayatın anlamını bulmaya çalışır edindiği bilgileri yetersiz bulur ve sürekli bir arayış içerisinde olur. Bu arayışında hep eleştiri ve sorgulama yapar. Bu da değerli arkadaşlar felsefenin dogmatik olmadığını gösterir. Dogmatik değildir derken neyi kastediyorum? Dogmatik arkadaşlar ya da dogmatiklik bir şeyi Eleştirmeden, sorgulamadan doğru kabul etmek. Yani bir şeyi doğru mu yanlış mı araştırmıyorum ve peşinen kabul ediyorsam bu bir dogmatikliktir. Örnek dinsel bilgi gibi. Dikkat ederseniz din konusunda eleştiri bazı toplumlar ve kişiler yapmazlar. O zaman bu alan dogmatik oluyor. Peki arkadaşlar. Felsefenin konuları nedir? Felsefe neyi inceler? Öncelikle şunu söyleyeyim ki bilinmeyen her şey felsefenin konusudur. Felsefe insanı, evreni, değerleri, değerler derken din, sanat, siyaset, ahlak ve benzeri akılla anlamak için sürdürülen bir açıklama çabasıdır. O zaman felsefenin üç ana konusu oluyor arkadaşlar ki bunlar varlığı inceleyen varlık felsefesi. Biz buna ontoloji diyoruz. Bilgiyi inceleyen bilgi felsefesi. Biz buna epistemoloji diyoruz. Ve değerler felsefesi ki biz buna aksiyoloji diyoruz. Değerler derken de aklımıza etik, ahlak felsefesi, estetik, güzeli konu alan felsefe ve arkadaşlar siyaset, din ve benzeri geliyor. Arkadaşlar, felsefe hikmet ilişkisi. Hikmet sözcüğünü ne olduğunu açıklayalım isterseniz. Hikmet, varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye ulaşılmasına hikmet diyoruz. Şu arkadaşlar hem varlık, hem bilgi ve hem değerler dediğimiz din, ahlak, sanat, siyaset konusunda eksiksiz bilgiye sahip olmak bilgelik demek. Demek ki hikmet bütün olan, bitenlerin esasını bilmektir. Hikmet tümel yani genel bütün bir bilgidir. Yani her şeyi kuşatan bir bilgidir. Peki arkadaşlar, felsefeci böyle bir iddia da olabilir mi? Hayır. Felsefenin böyle bir iddiası söz konusu değildir. Felsefede sorgulama esastır. Felsefede sorgulama esas olduğu için her bulunan cevap tekrar sorgulanır ve başka bir soru ortaya çıkar. Şunu demek istiyorum. Her bilinen Sorulan soru nedeniyle başka bir bilinmeyeni ortaya çıkarır. Burada da felsefe o zaman dikkat edin arkadaşlar her zaman bilgiyi arayan, bilginin peşinde koşan, yolda olan demektir. Felsefe hiçbir zaman hikmete ulaşma amacında değildir. Çünkü felsefede kesinlik söz konusu değildir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar felsefi düşüncenin nitelikleri. Bu konumuz çok önemli. Nedeni ne gelince gerek TYT gerek AYT'de yapacağınız paragraf sorularında veya bilgi sorularında sizin temel taşınız felsefenin felsefi düşüncenin ne olduğunu bilmenizdir. Felsefi düşüncenin niteliklerini iyi bilirseniz paragrafları yorumlamada işiniz daha kolaylaşır. Peki başlayalım o zaman. Felsefi düşüncenin nitelikleri. Felsefi düşünce insanın merak ve hayretine bağlı olarak soru sormanın sonucu olan ve insanla insan hayatıyla ilgili problemlere karşı eleştirici yani sorgulayıcı bir düşünce türüdür. Dikkat edin insan merak ediyor Merak ettiği için soru soruyor. Tabii ki bu soruyu önce kendine soruyor. Ve soru sonrasında da ne yapıyor arkadaşlar? Araştırmaya başlıyor. Peki felsefi düşüncenin nitelikleri nedir? Bir, Felsefi düşünce de sorular cevaplardan daha önemlidir. Çünkü felsefede verilen cevaplar son ve kesin cevaplar değildir. Arkadaşlar felsefede Önemli olan soru sormaktır. Cevaplardan ziyade sorular önemlidir. Hatta şöyle diyebiliriz, bir insanın zekasını verdiği cevaplar değil, sorduğu sorular gösterir. 2. Felsefi düşünce refleksif bir düşüncedir. Refleksif ne demek arkadaşlar? Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi refleksif düşüncedir. Yani felsefi düşünme sadece sorgulananın tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır ki bu da çift yönlü bir düşünce olduğunu gösteriyor. Şöyle ki arkadaşlar, ben herhangi bir şey hakkında düşünüyorum. Bu sefer o herhangi bir şey hakkında düşündüğüm düşünceyi de düşünüyorum ki biz buna refleksif olma diyoruz arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz felsefi düşünce eleştirici ve sorgulayıcı bir düşünce ki bu onun dogmatik olmadığını gösterir demiştim daha önce. Yani felsefenin temeli eleştiri ve sorgulamadır. Zaten arkadaşlar felsefe, bilim, sanat, eleştiri ve sorgulama olmazsa olmaz. 4. Felsefi düşünce akla dayanan bir düşüncedir ki mantıkidir, tutarlıdır. Biz buna rasyonel diyoruz. Rasyonel demek bir şeyin akla dayanması. Felsefi düşünce temellendirmeye dayalı bir düşünce. Arkadaşlar temellendirme demek felsefeci bir konudaki görüşünü sunar ama görüşünün doğruluğunun dayanaklarını da sunar ki biz buna temellendirme diyoruz. Temellendirme bir iddiayı, bir görüşe dayanak göstermektir. Felsefi düşüncenin analiz ki çözümleyici ve sentez gibi işlevleri vardır. Yani felsefe kavramları çözümler ve ne yapar arkadaşlar? Kavramların anlamını bir sisteme, bir sıraya koyar. Arkadaşlar 7. madde her felsefi düşünce o düşünceyi ortaya atan filozofun özgün görüşüdür ki Felsefede zaten temel özellik bu. Özneldir. Kişiseldir. Başka bir şekilde söylersem subjektiftir. Yani o düşünce sadece o kişiye aittir. Onun için de kesin değildir. Peki bu filozof içinde yaşadığı koşullardan etkilenir mi? Etkilenir. İçinde yaşadığı koşullar etkiler mi? Etkiler. Sekizinci maddemiz. Her şey felsefenin konusudur arkadaşlar. Ne demek felsefe neyi inceler öğretmenim derseniz? Bilinmeyen, insan hakkında, evren hakkında, toplum hakkında, değerler hakkında her şey felsefenin konusudur ve o zaman tüm insanla ilgilendiren her şeyi inceliyorsa felsefe bu bağlamda evrensel bir düşüncedir. Konusu ve sorduğu sorular bakımından evrensel sonuçları bakımından özneldir arkadaşlar. Zaten böyle olması herhalde şu soruyu sorabileceğinizi tahmin ediyorum. Öğretmenim felsefe öznel bir bilgi ise nasıl oluyor da evrensel oluyor? Kesin olmayan bir bilgi. Nasıl oluyormuş arkadaşlar? Demek ki sorduğu sorular incelediği konuların tüm insanlığı ilgilendirmesi bakımında. Başka bir özellik <laughs> felsefe yığılan kümülatif bir bilgidir. Bu şu demek arkadaşlar. Felsefeci kendinden önce birikmiş, yığılan düşünürlerin görüşlerinden ya da bilgi birikiminden yararlanır mı? Yararlanır. Biz ona kümülatif diyoruz. Yani birikmiş. Felsefi bilgi rastgele bir bilgi mi arkadaşlar? Hayır. Sistem <laughs> nedir? Yöntem nedir? Yani akılla yapılır. 11 felsefi bilgi kesin değildir, kurgusaldır, spekülatiftir demek aklımızda kurguladığımız, düşüncemize ait bir şeydir. Ve arkadaşlar, anlama, kavrama yöneliktir. Felsefede dikkat ederseniz temel soru nedir sorudur? Sudur. Her şeyin anlamını kavramaya yöneliktir. <laughs> Son maddemiz felsefe varlığı her boyutuyla genel olarak değerlendirir. Ne demek bu? Örneğin dinler incelerken tek İslam dini ya da Hristiyanlık değil bütün dinleri inceler. Diyelim ki devlet incelerken tek Türkiye Cumhuriyeti devleti değil bütün devletler inceler. Bu bakımda genel bir bilgidir. Arkadaşlar isterseniz şimdi de felsefede ne önemliydi? Sorular önemliydi. Felsefi soruların niteliklerinden de bahsedip dersimizi bitirelim. Felsefe sorularının nitelikleri. Arkadaşlar soru sormak insan hayatının da vazgeçemediği unsurlardan bir tanesi. Çünkü insan merak ediyor, öğrenmek istiyor ve soru soruyor. Acaba her soru felsefi soru mu? Şimdi bunu öğreneceğiz. Felsefi soruların nitelikleri. Filozof tarafından sorulur. Yani sorular filozofun kendisine yöneliktir. Bu ne demek arkadaşlar? Felsefeci o soruyu aslında kendine soruyordur. Nedir derken ki temel sorusu nedirdi? Çocuklar da tıpkı böyledir. Filozof aslında bir şey merak etmiş, kendine iç dünyasında sormuş ve dışa yönlendiriyor. İki, cevabı düşünmeye dayanır, deneye değil. Felsefi sorular, işte dikkat edin. İyi nedir dediğim zaman bunu deneyle mi test ediyoruz? Hayır, düşünmeyle. Deneyle test edilen sorular bilimsel sorulardır. Kesin bir cevabı yoktur arkadaşlar, öznel olduğu için. Ve felsefi sorular özü, anlamı kavramaya yöneliktir. Genelde ilk nedenleri arar ve temel sorusu nedir sorusudur. Hatırlarsanız antik Yunan'da ortaya çıkan felsefe ilk defa varlığın arkesini, ilk nedenini araştırmıştı. Yani görüneni değil, görünenin ardındaki gerçeği araştırır. Zamanla değişebilir, her zaman yeni sorulara açıktır. Evet her soru yeni bir soruyu ortaya çıkarıyor. 6. Konu evreni çok geniştir. Arkadaşlar felsefe hem soyut hem somut. Başka bir şekilde söylersem hem olguları hem fizik ötesi dediğimiz metafizik konuları inceler. Dikkat edin. Bilimler sadece olguları yani beş duyulu algıladıklarımı incelerken felsefe hem soyut hem somutu inceliyor. Sorular arkadaşlar atla uygundur. Tutarlı olması önemli. Ve sorular her zaman cevaplardan daha önemlidir. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki derse ki o dersimizde felsefenin işlevi olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.